Dediğiniz gibi öncelikle iç içe geçmedi ve biz de sezon başında aslında belirlediğimiz hedef bu sırada olmak değildi. Biz çok farklı şeyler düşünüyorduk. İlk yarının bitiminde bu konumda olmak istemiyorduk. Çok daha üst sıralarda olmak istiyorduk. Ama dediğiniz gibi maddi manevi etkenler, bazı zorluklar, Kayserispor'un geçirdiği zor dönemden dolayı kötü bir gidişat sergiledik ilk yarıda. Ama ikinci yarının başlamasıyla çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Ya, tabii öncelikle iki tane başkan değiştirdik, üç tane hoca değiştirdik. Demek ki ortada bir problem var. Bu en başta bunun göstergesi oluyor dediğiniz gibi. Bu da ister istemez futbolcuları da etkiliyor. Ama biz bu etkenlerden en az yara alarak çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü Kayseri Spor çok büyük bir camia ve kesinlikle bu sırada olmayı hak etmiyor. Bu yerlerde olmayı hak etmiyor. Dediğiniz gibi Berna Başkan Türkiye'nin ilk bayan başkanı ve bence şu an başarılı bir yönetim sergiliyor. Herkesle, bütün futbolcularla iletişimi çok iyi. Gerek personelle olsun, gerek futbolcularla olsun güzel bir iletişim halindeyiz. Güzel kenetlendik diyebiliriz. Çok çaba sarf ediyor. Sadece o değil, bütün yönetim. Aynı anda futbolcular da, personeller de Kayseri Spor'u bu zor durumdan çıkartmak için çok ter döküyoruz. O da dediğim gibi o da elinden geleni yapmaya çalışıyor sabah akşam. Kesinlikle bir kenetlenme var. Siz de zaten buralardan Antalya'da antrenmanlarımızı takip ediyorsunuz. Güzel bir atmosfer yakaladığımıza inanıyorum. İlk yarı çok zor zamanlar geçirdik. Biliyorsunuz ayrılan oyuncular oldu fazlasıyla. Ama ikinci yarı her şeyi unutup yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Dediğim gibi kenetlendik ve çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Eminim ki bu kamp döneminde çalıştığımızın meyvelerini ikinci devre almaya başlayacağız ve üst sıralara doğru oynamaya başlayacağımıza inanıyorum. Kesinlikle her Türk futbolcunun hedefi olduğu gibi A milli takım forması terletmek istiyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi. Tabii çoğu Türk futbolcu da, çoğu genç oyuncu da Avrupa hedefleri var. Benim de tabii kesinlikle Avrupa hedeflerim var. Ama öncelikle ben adım adım ilerlemeyi düşünüyorum. Ben şu an Kayserispor formasında ter döküyorum. Ve onun için elimden geleni yapmak istiyorum. Önümüzde bir 17 maç daha var. Alnımızın akıyla o 17 maçı oynayıp Kayserispor'u bu zor durumdan çıkartmak istiyoruz. Ondan sonra tabii kişisel hedeflerim var. Ona göre bir yol çizeriz Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah en büyük temennimiz. Milli takım çok güzel bir hava yakaladı. Çok genç oyuncularımız var, çok başarılı oyuncularımız var. Merih Demiral olsun, Çağlar olsun. Şimdi adını hepsini saymaya başlarsam belki de bir sayfa adam sayabilirim. Çok güzel bir hava yakaladı. Çok da başarılı gidiyorlar şu an. İnşallah Euro 2020'de de en güzel başarıyı ülkemize getirirler. Ya tabii bu sadece yabancı kuralını kaldır, tamam başarı gelsin, genç oyuncular ön plana çıktı. Sadece bundan dolayı kaynaklandığını düşünmüyorum. Gerek altyapıdaki eğitim, gerek altyapıdan A takıma o geçiş süreci, o bağlantıda da biraz sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü çoğu oyuncu altyapıdan PAF takıma kadar yükseliyor ama PAF takımdan A takıma geçiş yapamıyor. Çoğu oyuncu belki de orada futbolu bırakıyor. Tabii bunun bir sebeplerinden bir tanesi de yabancı kuralı da olabilir. Aynı zamanda altyapıdaki eğitim düzeyimizi arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerek hocalar olarak, gerek oyuncular olarak, oyuncular olarak kendimizi de aramamız lazım aslında bazı hataları, bazı gerçekleri şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Çünkü genç futbolcuların çok çalışması gerektiğine inanıyorum. Siz de görüyorsunuz şu an bizim takımımızda birçok genç oyuncu var. Tabii transferler de gelecek Allah'ın izniyle. Birçok genç oyuncu var. Hani buradan da onlara tavsiye olarak çok çalışmaları gerekiyor. Yani sadece saha içinde değil, saha dışında ekstra, onun dışında biliyorsunuz sadece futbol sahadan ibaret değil. Hayat tarzına da dikkat etmen gerekiyor. Bütün hayat tarzını ona göre planlaman gerekiyor. Bunları oluşturduktan sonra, bu hayat planını da oluşturduktan sonra dediğim gibi o A takıma oyuncu verme sayımız yükselebilir. Ve genç oyuncularımız başarısı daha da çok artabilir. Ben buna inanıyorum. Yok, öyle bir favorim yok. Dediğim gibi ben şu an tek derdim Kayserispor. Tek amacım Kayserispor'u, benim ve takım arkadaşlarımın tek amacı Kayserispor'u zor süreçten kurtarmak. Biz buradayız. Taraftarlarımıza da buradan bir mesajım olsun. Biz buradayız. Mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Onlar da ilk yarıdaki desteklerini ikinci yarıya da
ikinci yarıda da bize destek göstermeye devam etsinler. Çünkü biz onlarla varız, biz onlarla güçlüyüz. Dediğim gibi biz takım içinde kenetlendik. İkinci yarıya bambaşka bir Kayserispor izletmek istiyoruz taraftarlarımıza. Onlar da desteklerini bizden esirgemesinler. Ben teşekkür ederim.